Evet arkadaşlar, yeni kısımla beraberiz. Öyle bir noktadayız ki arkadaşlarım, çok çok önemli. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. Öyle bir yerdeyim ki. Burası da orası işte. Öyle bir yerdeyiz ki. Genelde buraya kadar olan kısımlar anlaşılıyor. Efendim tanjant karşı bölü komşuymuşsunuz, karşı bir hipotenüsmüş, birim çembermiş, esas ölçüymüş. Bunlar da genelde sıkıntı olmuyor. Genelde olmuyor. Yani anlaşılıyor arkadaşlarım. Ama bu kısımda oturmadıktan sonra, bu kısım oturmadıktan sonra büyük ölçülere geçeceğiz. Yine az sonra büyük açılara, yani 180'den büyükler, 90'dan büyükler, 4. bölge, 3. bölgedir yorum yapacağız. Onlar da oturmuyor. İndirgemeler yapacağız. Onlar da oturmuyor arkadaşlarım. Yani burasını bilmeden devam eden öğrenci için, sadece trigonometri için değil arkadaşlarım, sayısalcılar için de aynı şekilde önemli bir yer. Yine geometriyi de geometri yapan çok önemli şeyler arkadaşlarım. 30'lar, 60'lar, 45'ler. Çok çok önemli. Çok çok önemli. İyi dinleyelim. İyi anlamaya çalışalım. Arkadaşlarım zaten hani böyle bakıldığında tamam hocam işte 30, 60, 90 üçgeni, 45, 45, 90 üçgeni sıkıntı yok ama soru içerisinde kullanmakta biraz sıkıntı oluşabilir. Bütün bildiğim teknikleri size öğreteceğim. Arkadaşlarım şimdi 30, 60, 90 üçgenini biliyor kabul ediyoruz bu konuda ama biraz açalım tabii ki. Arkadaşlarım 30'un karşısına bakın lütfen. 30'un karşısını biliyorsanız 2 ile çarpıp 90'ın karşısını bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. 30'a bakın. Kök üçle de çarpıp 60'ı yazabilirsiniz. Ya da 90'a bakın soruda. Bakın 90'a bakın. 90'ın karşısı çift sayıysa ki genelde çift sayıdır. Yani burada teklik, çiftlik, eşlik bölmesini pek ÖSYM burada hani ölçmez, dartmaz. Yine de belli olmaz ama genelde çifttir. Çiftse hemen 30'un karşısına bakacağız. Bakın 60'tan 90'a geçiş yok. Unutun arkadaşlarım. Mutlaka arada 30'a uğramak durumundayız. Eğer 30'u biliyorsak tam ortadayız bakın. Eğer 30'u biliyorsak tam ortadayız arkadaşlarım. 2 ile çarpıp 90'ın karşısına gidersiniz. Kök 3 ile çarpıp da 60'ın karşısına gidersiniz. Eğer 90'ın karşısını biliyorsak 2'ye bölüp 30'a düşersiniz. 30'u bildikten sonra kök 3 ile çarpıp 60'a geçersiniz. Eğer odaki 60'ın karşısı verilmişse ve kök 3'lüyse mesela bir tane kök 3, o kök 3'ü siliyoruz, 30'un karşısına 1 yazıyorum. Eğer 3 kök 3 varsa kök 3'ü sileceğim, 3 yazacağım. Sonra 2 ile çarpıp 90'ın karşısına geçeceğiz. Öğretmenim anlatıyorsun da 60'ın karşısı 7 gelmez mi? Ya gelmez mi? Tabii ki gelir. Gelir gelmesine çok saçma olur. Genelde çıkan sorularda da arkadaşlarım orada 7 var. 7'yi kök 3'e bölelim. Eşlikle çarpalım. 2 ile çarpalım. Yani tabii ki gelebilir. Ama gelme oranı çok düşük öyle diyeyim size. 45-45-90 derece karenin yarısı arkadaşlarım. Kareyi kare yapan şey. Bu olmasaydı kare olmayacaktı belki. Değil mi? Aynı şey. Bakın hop kare yaptım. Buralarda bir. Evet. Sadece kök 2 ile çarpacağız. Karşı tarafa yazacağız. Bu ölçüleri bilirsek bunun tanjantı, sinüsü, kosinüsü direkt yazabiliriz arkadaşlarım. Bundan sonrası bakın ezber değil. Ezber değil. Siz tanjant karşı bölü komşu, kotanjant kodan geliyor. Komşu bölü karşı. Kosinüs komşu bölü hipotenüs, sinüs karşı bölü hipotenüs. Bunları isminiz, soy isminizden sonra bunları bilmeniz lazım bu konuda. Yani kaçarı yok. Kesinlikle bilmemiz lazım. Ben bunu biliyorsam, üçgenimi oluşturduysam ne yapacağım arkadaşlarım? Yapılacak şeyler çok basit. Yapılacak şeyler çok basit bakın. Ne yapacağım? Hemen hangi derecenin neyini istiyorum? Efendim bunun sinüsünü mü istiyorum? Karşı bölü hipotenüs çok popülerdir sinüs 30. Fizikte de çok popülerdir. 1 bölü 2 çok kullanılır. Güzel sayıdır. Yarımdır. 1 bölü 2. Aynı şekilde kosinüs elimi koyarsam komşu bölü hipotenüsten yine 1 bölü 2. Arkadaşlarım ne dedik? Açıların toplamı 90 derece oluyorsa sinüsler kosinüslere eşit oluyordu. Bunu söylemiştim size arkadaşlarım. Aynı şekilde sin 60 kos 30'a eşit. Kök 3 bölü 2 bu ikinci popüler. Bakın en popüler bu. En popüler bu. Bu ikinci popüler arkadaşlarım. Elimizi koyup karşı bir hipotenüs bakabiliriz. Tanjant 60 popülerdir. Geometride kök 3'tür. Bakalım elimi koydum. Karşı bölü komşu. Aynı zamanda kotanjant 30 eşit. Tanjant 30 da elimi koydum. Karşı bölü komşu 1 bölü kök 3, kök 3 bölü kök 3. Bu da daha az popülerdir değerli arkadaşlarım. Yani ben burada kotanjantları hiç bilmesem de, kosinüsleri bilmesem de 30-60'ı bilirsem aslında hepsini de bilmiş oluyorum değerli arkadaşlarım. Çevirebiliriz. 45 derece de daha az kullanılır. Bunlardan daha az kullanılır.
Tanjant çok meşhurdur arkadaşlarım. Eğimle çok kullanırız. Karşı bölü, komşu, komşu bölü, karşıdan. Bakın ikisi de 1'e eşit. Sinüs 45, kosinüs 45 tabii ki gelebilir. Kök 2 bölü 2 arkadaşlarım. Sekizgen de çok meşhurdur mesela bunlar. Evet, yan tarafta da açıların değişmesini söyledik. Yani ezberleyiniz diyor. Ben ezbere karşıyım ama hayal etmemiz lazım. Hayal etmemiz lazım. Yani gözümüzde canlandırmalıyız, zihnimizde canlandırmalıyız arkadaşlarım. Birazcık daha ilerleyelim, size anlatacağım nasıl canlandıracağımızı. Şimdi bu söylediğimiz kısımlarla alakalı olarak birkaç çeşit sorun var. Burada beraber bu sorularımızı bir eda edelim bakalım hayırlısıyla. Arkadaşlarım, tanjant ve kotanjant çarpı durumunda hemen bunu gördüm. Aynı açılarda, hemen çiziyorum arkadaşlarım. Aynı açılarda ne oluyordu? 1 oluyordu. Efendim burası 180 bölü 4, 180 bölü 4, 45, 180 bölü 4, 45, 180 bölü 3, 60. Yani 30, 60, 90 üçgenini ezberli, sinüs 30'u ezberleyin mesela. Sinüs 30 kaç yapar? 1 bölü 2. Sinüs 30, kos 60 aynı zamanda. Diğeri de kök 3 bölü 2'ydi. Sinüs 30 buysa, sinüs 60 kök 3 bölü 2. Öteki de nedir arkadaşlarım? Kosinüs 30'a eşit. Doğru mu? Yani ezber değil de böyle haşır neşir oldukça zaten beyin otomatik olarak modluyor onu. Devam ediyorum. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'ydi. Çarpısı kosinüs 45 kök 2 bölü 2'ydi arkadaşlarım. Devam ediyorum. Artı kosinüs 60 sinüs 30'a eşitti. 1 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 kere 2. 4 artı. Burası da 2 bölü 4 arkadaşlarım. Doğru cevabım C şıkkında mevcut oldu. Devam edelim yolumuza. Pekala. Arkadaşlar sıradaki soruya bakalım beraber. Sinüs 420, tanjant 30, kotanjant eksi 675 var. Şuradan bir 350 hemen sökelim, 350'ye bölelim, içindeki 350'yi sömürelim arkadaşlarım. 350 çıkartırsam 60, tanjant 30, eksi 675 var arkadaşlarım burada. 350 alırsam, 350 alırsam, hatta 2 tane 350 alırsam 720 yapar. Direkt arkadaşlarım burasının 45 olduğunu söyledik. Bunu buluruz, sıkıntı yok. Sinüs 60, sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2'ydi, sinüs 30 1 bölü 2'ydi. Popüler olan sinüs 30. Tamam. Tanjant 30 da arkadaşlarım tanjant 60 olsaydı kök 3'tü. Tanjant 30 olduğu için 1 bölü kök 3 bölü. Kotanjant 45. Kotanjant tanjant 45 popülerdir. 1 bölü 1 1'dir arkadaşlarım. Bunlar gitti. 1 bölü 2'yi 1'e bölersek yine 1 bölü 2 yapar. Doğru cevabım Ceyhan yaptı değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum sıradaki sorumuza. Haydi bakalım. Bakalım şöyle bir parçalı fonksiyon vermiş. Fonksiyonda pi bölü 18 yazalım demiş. Aslında şey yapabiliriz, 180 bölü 18'den 10, 180 bölü 6'dan da 30 yapabiliriz. Arkadaşlarım burası da 180'i 8'e bölersek, yani 3 defa 2'ye bölersek, doğru mu? 90, 45, 2, 22 buçuk. Yani söyleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Evet, devam edelim yolumuza. 10 sayısı buna uyuyor. Kosinüs 10. Allah Allah, kosinüs 10'u bilmiyorum. Sinüs 80. İyi, tamam, çok güzel. Artı 30 yazacağım. 30 da 22,5'tan büyük olduğu için bu makineye, buraya yazacağım. Arkadaşlarım 30 yazarsam sinüs 30 eksi tanjant kare 30 oldu. Biliyorsunuz ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinlerini, koslarına gidiyordu. Kosinüs 10, sinüs 80'dir arkadaşlarım. Bakın Schreiser Morningen, sinüs 30 1 bölü 2'dir çocuklarım. Tanjant 30, tanjant 60 olsaydı kök 3'tü. 1 bölü kök 3 ama karesi var bakın burada. 1'in karesi 1, kök 3'ün karesi de 3. İşlemleri yaptığımızda doğru cevabımızı Denizli olarak bulacağız güzel insanlar. Evet, çözümüm bu şekilde oldu. Yine bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım arkadaşlarım soru bize ne anlatıyor? Pekala, diyor ki sin kare diyor 4x, kos kare diyor 2x. Allah, aynı açılar değil. Pi bölü 12 yaz diyor. Arkadaşlarım 180 bölü 12 15 yapar. Bunu göremiyorsak direkt yazabiliriz de. Yani
sin kare sin 4 çarpı pi bölü 12 çarpı sin 4 çarpı pi bölü 12 kare ya, aynı şey. Artı kosinüs 2 çarpı pi bölü 12 artı kosinüs 2 çarpı pi bölü 12 kare olduğu için rahat rahat görebiliriz. Arkadaşlarım pi bölü 3 geldi. Aynı şekilde pi bölü 3 geldi. 180 bölü 3 60 yapar. Sinüs 30 değil, sinüs 60. Evet, kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2. Yani onun karesi. Evet, burada çarpı 2 var. Sadeleştirirsem 6 yine. 186'ya bölersek 30. Kosinüs 30 yine sinüs 60'a eşit, aynı şey. Arkadaşlarım kök 3 bölü 2. Burası tabii ki çarpı, yanlış yazmışım. Kök 3 bölü 2. Arkadaşlar 3 bölü 4. 3 bölü 4 daha. 6 bölü 4 yaptı. 3 bölü 2 pardon. Doğru cevap.